Herkese selamlar. Bugün Selim Bey'leyiz. Selim Bey, TÜ'de Dublin makine mühendisi, yüksek lisansı ve sanırım bir hafta önce mezun olduğunuz diyebilir miyiz? Şöyle bir iki hafta önce. Bugün resmi tarihi aslında. Bugün ben de dedim ki hemen dedim gelelim size bütün sorularımızı soralım. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Selim Bey, ben şey yapayım mı? Size bırakayım, biraz kendinizden bahsedin lütfen. Dediğiniz gibi ismim Selim. Makine mühendisiyim. Yüksek mühendis artık. Artık böyle. Yüksek mühendis, tebrik ederim. Aynen, teşekkürler. Onun dışında burada şu an hala baristalık yapmaktayım. 1,5 seneden biraz fazla süre İrlanda'dayım. Onun dışında bu kadardı şu an. Peki yani. İrlanda'ya gelme kararı nasıl oluştu böyle kafanızda? Neyle geldiniz? Direkuyla mı geldiniz? Burada mı yüksek lisans yaptınız? Nasıl ilerledi bu süreç? İrlanda'ya ilk gelmek kararı hani... kuzenlerimle topluca oturuyorduk böyle. Evet. Orada muhabbet, sohbet sırasında böyle bir hani gidelim bir şey yapalım şeyinde çıktık. Bir yurt dışına gitmek kararı. Hepimizden aynen. Öyle bir şey zaten çıkıyor zaten. Onun üstünde bir Covid dönemi oldu. O sırada herkes bir araştırma etme durumu. Kesinlikle. Onun üstünde ilk plan aslında bir Avustralya'ya gitmekti. Evet. Ama onu değiştirdik sonra. Neden Avustralya bir türlü sınırlarını açamadı. Doğru. Çok uzattılar. İrlanda tam o sırada açmıştı böyle. Tam da Covid'in bitme dönemiydi. Evet. Ülkeler yavaş yavaş sınırlarını açıyordu. Onun dışında... Bizler de o fırsatı değerlendirelim hemen. Aynen öyle. Yapıyordu. Bir de tam benim çalıştığım fabrika taşınmak üzereydi. Tamam ya önümde 3 seçeneğim vardı böyle. Ya askere gidecektim ya fabrikamla beraber ben de taşınacaktım. Çünkü şehir değiştiriyorlardı onlar. Veya işte fırsatım varken gidecektim yurt dışına. Ben de 3. seçeneği seçtim. Harika. O fırsatı gördüm ve İrlanda'ya geldim. Peki neyle geldin? Dil okuluyla geldim ilk olarak. Onun dışında hani o ilk geldiğim zaman da hali hazırda bir yüksek lisans planı yoktu. Ama aklımda vardı hani yapmak istediğim bir şeydi o. Kaç ay burada dil okuluna gittiniz? 6 aylık bir dil okulu aldım. O zaten 8 ay bir şey vardı toplam süresi 2 ay tatile beraber. O tatil süresinde de işte yüksek lisans işlemlerini hallettik Sinan Bey'le beraber, sağ olsun. Sinan Bey de buradan. Aynen. Sevgilerimizi selamlarımızı gönderin. Evet. Nasıl ilerledi peki süreç buradayken çünkü yüksek lisansa karar vermek? Hani sonuçta Türkiye'den buraya yüksek lisansa gelmemişsiniz. Yani evet yüksek lisans yapmak vardı ama hani süreç bir tık daha kolay olmuş. Ya şöyle tabii. Yüksek lisansa burada başlamanın en zorlu yönü maddiyat. Çünkü ben bir 14.500 lira para ödedim yüksek lisans için. Onda hani bankadan kredi çektim. Böyle bir güzelliği var bu ülkenin de. bir kısmını da kendim buldum, bir kısmını borç aldım. Böyle hani topladım ortaya. O şekilde yapabildim yüksek lisansımı. Hani aklımdaki plan da o şekildeydi. Hani eğer o parayı biriktirebilirsem yüksek lisansa başlayacaktım. Tam okulumun, dil okulumun bitme süresi de yazın başıydı böyle hani daha su Temmuz gibiydi yazın ortası diyeyim. O 2 aylık süreçte hani Eylül'de zaten yüksek lisans başlıyordu. O arada... Peki o İngilizce yetti mi? Yani dil okulundan önce ne kadardı İngilizcenizde? Ya ben İngilizce dil okuluna süreci... B2 olarak başladım. Yani çok kötü değildim. Aynen. Yani C1'de de bitirdim zaten okulumu. O İngilizce'de hala yetti diye düşünüyorum. Test sınavında Duolingo'yu kabul ediyorlardı. Oradan aldım. Hani herkes bir tık daha kolay diyor. Evet, IELTS'e göre bir tık daha kolay diyebiliriz Duolingo sınavına. Aynen. Peki. Onun üzerine... Üniversite başladı, nasıldı, böyle nasıl geçti? Yani o prosedür, o sonuç, böyle içeride o bölüm, okul hakkında aslında ben biraz daha bilgi almak istiyorum. Hiç alıştım. Öncelikle bir başvuru sürecini bahsedeyim mi isterseniz? Tabii. Çünkü başvuru sürecine böyle hani neredeyse vizeye başvuru gibi bayağı bir doküman topladım. Böyle hani okuldan transkriptimi aldım ilk üniversitemden Türkiye'deki. Diplomamı gönderdim, vize tipim, pasaportum, CV'mi bile istediler yani CV'me kadar gönderdim. Bazı okullar CV isteyebiliyor, biziniz olsun bu arada. Ve Sinan Bey'e göre de aslında CV'm sayesinde kabul edildim. Çünkü bir 3 sene kadar tecrübem vardı. Çünkü onun bahsettiği hani belli bir puan ortalaması da istiyorlar. Benim puan ortalamam bir tık düşüktü böyle bir puan kadar. Hani o 2.40 istiyorlar, benim 2.30'lardaydı ortalama öyle diyeyim, daha net olsun. Sonra okula başladık. Hani okul bizim alıştığımızın çok dışında ilerliyor. Çünkü hani bizde dersi işlersin. Evet. Sonra sınava kadar o sendedir kalan hani. Ama burada sürekli bir assignment'ımız var. Sürekli yapmamız gereken bir ödevimiz var. Hani ben her 2 haftada bir haftada bir proje gibi bir proje aynen
sisteme atmak durumunda kaldım. Onun dışında zaten biz çalışıyorum burada. Bir de okul. Hani benim hayatım şu şekildeydi bir noktadan sonra. Sabah işe gidiyorum. Oradan çıkıp okula geçiyorum. Akşam okulundaydım böyle. Evine klas. 9.30-10 gibi okulum bitti. Eve gidiyorum hani. Sonra sil baştan. Uyur bir yan. Sene boyunca sanırım böyle geçti. Aynen. Hatta bir seneden bir sene, daha fazla. 3 günüm bu şekildeydi hani. Diğer günlerde ya full time olarak işteydim böyle ya da artık ödev yetiştirmeye çalışıyordum böyle hani. Çünkü ödevlerde de şey değil, hepsine bir rapor yazmanız lazım. Hani çok zorlayıcı böyle, bir süreç. Yani hepsine böyle en az bir 15-20 sayfa bir rapor kesinlikle yazıyorsunuz yani hani. Yazmasanız bile yani program kullanıyorsanız da ondan yaptığınız işlemin bir çıktısını alıyorsunuz, onu yüklüyorsunuz sisteme. Yani bayağı bir yorucu böyle dolu dolu bir süreç oldu. Ben ama hani şöyle memnunum, kullanmadım hani üniversitede kullanmadığım 6-7 tane farklı program kullandım burada. Harika. Bilgisayar programı hani. Aynen, şimdi ona gelecektim. Okul yani yüksek lisansın burada ne gibi faydası oldu ya da nasıl bir artısı oldu? Hani ders içeriği anlamında hani farklı Türkiye'dekiyle bir tık da tabii ki hani şeydi ya da İngilizce okumak bu bölüm ya da katkısı ne oldu iş yaşansanız çalışsa? Ya. Çünkü sizin 3 senelik bir geçmişiniz var, yani çalışma geçmişi. Hani ona ne kattı acaba yüksek lisans? Ya şöyle mesela okulda öğrendiğinizden işte çalışırken yaptıklarınız çok farklı. Hani. Türkiye'de ben tabii öğrendiğim şeylerin birçoğunu unuttum. İşe başladığımda hani bazı kısımlarını tekrar hatırlamam gerekti. Bazı çok farklı okulda hiç gösterilmeyen şeyler öğrenmem gerekti. Tabii. Yani çok değişken olabiliyor ama burada şöyle bir artımız var. Hani belli bir dersin bir içeriğini işliyoruz bir hafta iki hafta. Ama sürekli dersin içindesiniz çünkü sürekli bir projeniz var. Konuyla işleriniz konuyla alakalı. Ve aslında ben, sürekli aktif tutuyor. Tabii sürekli aktif, sürekli konuyla alakalı çalışma yapmak zorundasınız. Ve konuyu anlıyorsunuz yani. Hani. Anlayana kadar aslında o bitmiyor yani. En zor yani, hani derste hiç anlamasanız bile o şeyi yaparken ya bir quiz oluyor ya bir araştırma konusu oluyor ya bir programdan bir mesela bir analiz yapmanız gerekiyor. Yani çok değişik şeyler olabiliyor ama hep dersin içindesiniz hani o yüzden çok da anlaşılır oluyor ders ve hani unutmanız çok zorlaşıyor. Ben hani sınavlarıma çok rahat hazırlandım bunun sayesinde. Harika. Yani okulun çok büyük katkısı var. Ders içeriği neydi peki? Hani böyle lisansla karşılaştırma yapıldığında bir farklılık var mıydı? Yani hemen hemen benzer dersler. Hani bazısı böyle 2-3 dersin birleşimiydi. Bazısı direkt aynı lisans sürecinde gördüğümüz derslerdi. Ama tek değişken işte dediğim gibi sürekli bir yan program kullanmak zorundasınız. Hani vizemiz zaten yok. Hani vize yerine bu projelerden not alıyoruz. Finallere çok daha rahat hazırlanıyorsunuz. Çünkü bir şeyinizi biliyorsunuz. Hani nerede ne kadar yaptınız. Finalde ona göre hazırlanabiliyorsunuz bir yerden. Aynen. Peki bugün mezuniyet tarihi. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Plan ne? İrlanda'yla veya İrlanda haricinde. Yani İrlanda'nın burada etkileri ne oldu? Gelecek meslek hayatınızda ne gibi planınız var şu an burada? Şu an burada sağ olsunlar bana bir 2 yıllık çalışma izni verecekler. Evet. İrlanda hükümeti. Aynen öyle. Yüksek lisansı bitirdikten sonra Stamp 1G diye adlandırdığımız sizin burada 2 sene full-time çalışma izninizin olduğu bir vize türüne sahip oluyorsunuz. Bu da sizin için burada 2 sene çalışmak demek. Bunu nasıl kullanacaksınız? Ne yapıyorsunuz? İş arıyor musunuz? Şöyle daha yeni başladım diyebilirim. Evet. Ya biraz yani okulun bir kötü yanı hiç aramız olmadan. Bir hafta bir ara oldu. O bir haftanın sonunda da hani şeyimiz vardı. Tez için midterm bir ara dönem sunumumuz vardı. Hani o bir hafta da ona hazırlandık. Evet. O yüzden hiç ara olmadı. O yüzden bu ara şeyde biraz tembelim. Hani okul bitti tabii, onun tabii, bir rahatlığı tabii. var. Aynen, tabii ki. Yavaş yavaş başladım iş aramalarına. Geçen hafta o 1G şey için gerekli belgeleri yükledim sisteme. Online başvuru için. Peki hiç iş görüşmesine girdiniz mi? Herhangi bir iş yani. Mühendisliklerle alakalı herhangi bir iş görüşmesi. Buraya ilk geldiğimde hani biraz da bir yandan da iş arıyordum çünkü dil okula gelmiştim. Hani bir diğer planımda hani belki iş bulurum. Direkt oradan devam ederim de. O dönemde bayağı bir yoğun olarak başvuruyordum çünkü vaktim de vardı. Daha yeni gelmiştim, çalışmıyordum. Orada birkaç dönüş aldım firmalardan. Bir firmayla hatta görüştük böyle fiyata kadar. En son ben hani bana sponsor olmanız lazım biliyorsunuz değil mi diye durdurdum.
Öyle olunca onlar oldular, bir geri çekildiler. Hani... Şimdi öyle bir derdiniz yok. Şu anda daha rahat olacaklar. Özellikle yüksek lisans mezunu olduktan sonra çok daha rahat olacaklar. Yani şu an aynen geçerli bir çalışma iznim var. Kesinlikle. Ozan Stampik'i değilim. O da öğrenci olunca kimse yanaşmıyor. Yani bilmediği için benim kim olduğumu, aynen, ya da nasıl çalıştığımı. Ya da şey, en azından bir iki aylık bir deneme aynen süreci de yapmak yani bazı istiyorum. Arkadaşlarım var o şekilde bulan. Onlar hani genelde daha çok böyle inşaat ya da evet, bilgisayar üzerinde çalışan aynen insanlar. Onlar bir tık daha şanslı. Daha rahat oluyorlar aslında. Onlar da şu şekilde hani bir 6 ay kadar falan şey yaptılar böyle. Part time olarak çalıştılar. Hani sonradan full time bir veya bir intern gibi, stajyer aynen gibi çalışarak böyle. Aynen. Çok fazla seçenek var aslında. Aynen. Her şey mümkün olabilir. Peki, gelecek evet arkadaşlara bir tavsiye var mı? Hani şunu yapın, şuna dikkat edin. Hani ben şu zorluğu yaşadım, siz bu zorluğu yaşamayın. Ya da şu hayat şu konuda çok kolaydı diyebildiğiniz herhangi bir ne isterseniz olur. Yani gelecek arkadaş öncelikle iş bulmak hani normal herhangi bir iş bulmak çok evet kolay. Yani ben barista olarak çalışıyorum. Direkt ikinci haftamda buldum yani. Yani bayağı hani. Onu da bir arkadaşına dolaşıyorduk böyle. Karar verdik hadi bir CV çıkaralım da birkaç yere verelim diye. Öyle buldum yani. Hani çok çok rahat oldu. Bu arada bir dipnot ekleyeyim. Burada İrlanda'da CV dağıtmak yani beğendiğiniz bir yere gidip de CV dağıtmak oldukça popüler ve olan bir şey. Bilginiz olsun. Hani böyle illa internet üzerinden değil de elinizde fiziki olarak CV'leri de verdiğiniz zaman geri dönüşleri çok da fazla oluyor. Bu da kısa bir bilgi. Ya benim gördüğüm daha rahat buluyor insanlar daha hatta o şekilde. Aynen. Birebir de böyle çünkü oraya gittiğinizde yetkili biriyle birebir görüşme ya da CV'yi yetkili birine verme çok daha fazla faydalı oluyor. Abi 5 dakikada kanı ısındı mı hemen şey yapayım. Aynen öyle. Konaklama hakkında bir önerimiz var. Kanayan yavuz. Ya konaklama hani ne kadar duyduysanız böyle doğru hani aşırı zor. Ama bulamama gibi bir şey de yok. Hani herkes buluyor. Ben arkadaşlarımla ev kiraladım. Evsiz gibi bir şey yok ama zor. Zor. Evet. Hani ben başka bir tavsiyeniz var mı? Başka bir tavsiye. Yani yüksek lisansla alakalı bir tavsiye verebilirim. Çünkü hani zor. Cidden zor. Vakit ayırmanız gerekiyor. Bir de gerçekten bunu hani yapmak istiyorsanız yapın. Hani sırf bungee alayım hani çalışma izni diye girerseniz hani yani benden çok daha zorlanan arkadaşlarım var çünkü hani o şekilde çok dert etmedikleri için çok üzerine durumda. O bir girdap olup devam edebilir aynen yani öyle bir süreçte evet doğru. Yani zorlaşıyor gitgide bir de çalışmanız gerekiyorsa hani vakit daha de ayıramıyorsunuz. Aynen. Ben böyle akşam 10'da 11'de eve gelip böyle hani birkaç projeye uğraştığımı hatırlıyorum yani. Sonraki gün 7.30'da dükkan açıyorum böyle hani 6'da uyanacağım falan. Evet. Tatsız bazı durumlar. Aynen 5-6 saat uykuyla böyle. Sonra hafta sonu geliyor böyle bir okul yok böyle öğlene kadar uyuyor veya izinlisin iş yerinden. Öyle toparladım böyle zorlukları var. Maraton uzun bir süreç. Yani ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Umarım, umarım faydalı olur. Bizler de aynen. Hani bu videoları çekerek aslında bu bölüm hakkında da özellikle spesifik bölümlerde hani video çekmeyi de hedefliyorum. Bu bölümlerde düşünen arkadaşlarımın yardımcı olsunlar diye tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Umarım faydalı olabiliriz. Bu videonun altında eğer sorularınız olursa ben birebir Selim Bey'e ileteceğim. Onun ağzından birebir cevapları alarak size sorularınız hakkında cevap verebilirim. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz videonun açıklamasında bulunan formu doldurarak uzman danışmanlarımıza erişebilirsiniz. Onun haricinde diğer videolarımızı da göz atmayı unutmazsınız. Çok seviniriz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Dublin'den sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.